Değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Sabah saatlerinde ve dün de ifade ettiğim gibi İzci Diyet Merkezi sahibi diyetisyenimiz Orhan Özdengiz bizlerle birlikte. Biz de onu özledik açıkçası. Bu yıl yani 2016 yılında sevgili Orhan'ımızla birlikte olmaya devam ediyor olacağız tabii. Haftada bir de olsa sizin için sürprizlerimiz olacak. O pastayı ona yedirtemedim, onu söyleyeyim. Ama yine de olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Yeni yılda seninle birlikteyiz Orhan. Evet. Hadi nasıl, bakalım. Nasıl giriyorsan öyle çıkarmışsın. Ben yiyerek gireceğim. Ben de onu söylüyorum. Şimdi eğer kilo vererek girersen kilo vererek çıkarsın. Yeme gününde insanlara yeme diyorsun ya. Dikkatli ol, bütün seni yiyerek geçmesin bu sefer. Bu sefer geçen, bütün yıl kilo olarak geçmesin Çiğdem. Seninle birlikte geçmez ya. Yani, sen insanların psikolojisini bozuyorsun. Mecburuz, başka yol yok. Mecburuz. Nasıl geçti yeni yıl? Güzel. Ama yok, daha geçmedi. Güzel. İlk son gün artık bugün artık. 2015 nasıl geçti? Evet, 2015. 2015 iyiydi. İyiydi. İyi miydi? Güzel. İyiydi. Standart. Yani, kimleri zayıflattın? Ne yaptın? Ne ettin? Yani 2015'te bayağı bir kilo verdik aslında. Yani aslında onu geçen gün ben de düşündüm Çiğdem. Düşündün mü? Bir hesap yaparsam dedim, bakalım bu 2015 yılında toplamda ne kadar kilo kaybetmiş bizim Kuzey Kıbrıs. Yani herhalde bir tona yakın falan kaybetmişizdir herhalde. Bir tona yakın yani kaybetmişizdir. Ya insanların son dönemlerde özellikle, bak bizim yönetmen de diyette sevgili Güven, çok iyiyiz. ama Güven de hakikaten ciddi Güven anlamda muhteşem kilo veriyor. Muhteşem tabii kilo veriyor. Sadece o da değil, başka arkadaşlarım da benim geçen öğrendim sana geliyormuş. Ama mesela o çok zayıf, başka problemleri var zayıf olmasına rağmen. Kanda galiba bir şey mi çıkmış? Tabii zaten şimdi biliyorsun Çiğdem, biz diyetisyenler olarak bir tek görevimiz zayıflatmak değil. Çok insanın aklına o geliyor direkt. Direkt diyetisyen zayıflatır. Aslında diyetisyen dediğimiz, yani beslenme uzmanı dediğimiz her dala girebiliriz. Yani gerek sporcu beslenmesi, gerek hastalıklarda beslenme, yani tansiyon, kolesterol, mide problemleri, tiroid hastalıklarında beslenme, şeker hastalıklarında beslenme, diyabetle beslenme, yani bir sürü aslında dala giriyoruz. Hastanelerde, spor salonlarında, hatta belki güzellik salonlarında, her yerde aslında, mutfaklarda, her yerde bir diyetisyenin bulunması gerekir aslında Çiğdem. Çünkü bu işin kalbi aslında, öyle söyleyelim sana. Yani bir okula diyelim bir menü hazırlanacak, orada bir diyetisyen olması lazım. Hangi grubun nasıl verilmesi gerektiğine kadar, çocuk yaşta mı, yaşlılara mı verilmesine gerektiğine kadar, her bölümde. Hatta ve hatta, bunu çok insan şaşırıyor bize ama, ameliyatlarda bile diyetisyene ihtiyaç olabiliyor bazı dönemlerde. Öyle mi? Bunun sebebi de damardan beslenme. Enteral, parenteral dediğimiz damardan beslenme, belli başlı protein ve karbonhidrat karışımlarını yatan hastaya, sedenter hastaya boğazdan, normal ağızdan alamadığı için biz bu tarz hastalara damardan besliyoruz. Ve bununla yine diyetisyen yapıyor aslında. Diyetisyen belirliyor ne kadar alınacağını, kaç gram verileceğini, ne kadar kullanılacağını, hangi markanın kullanılacağını. O yüzden aslında diyetisyen her yerde, beslenme uzmanı her yerde. Bizim Orhan da her yerde yani. Bir tek zayıflatma değil, onu söylemek istiyorum. O zaman hepsini birden bir şey yapalım, konuşalım böyle evet, yavaş yavaş. Zaten süremiz uzun. Evet. 2016'ya kadar buradayız. 2016'ya da buradayız. Orhan burada yani, bugün gitmek artık yok. Artık bir sene burada oturuyoruz. Dakika dakika böyle, şimdi şunu yiyin, şimdi bunu yemeyin falan diye burada anons yaparak devam edeceğiz. Onu yapanlar ben çizim, ben telefon numaramı veriyorum bana gelen danışanlarıma. Ve arayanlar oluyor beni sürekli. Orhan bu saatte bunu yesem olur mu? İşte bugün bunu tükettim, hata mı? Bugün bunu yaptım, değiştireyim mi diye. Ama ben istiyorum zaten bunları yapmalarını. Çünkü kontrolün olduğu zaman insan daha da başarılı oluyor. Yani arkasında birinin olduğunu hissettiği zaman ya da gidip birine sorumluluk duyacağını hissettiği zaman daha da iyi sonuçlar alıyoruz. O yüzden bu aslında güzel bir şey. Ben de şey yapayım o zaman. Yani sen geç de, benim sana gönderdiğim fotoğraflarda genelde başka şeyler oluyor. Yemek fotoğrafları yapıyorum. Yemek fotoğrafları. Ben soru sormuyorum. Yedikten sonra bunu yedim diye gönderiyorum. Evet, öyle yapanlar da var. Ben bunu yedim, akşama ne yapayım diye. Aç kal diyoruz. Artık bu saatten sonra bir şey yemene gerek yok. Şaka yapıyorum. Şaka var mı yapıyorum. Öyle bir şey? Var tabii. Onu yapanlar var. Yani ben bunu yedim, artık ne yapayım diye. Hatta bu teknolojiyi ben özellikle kullanmaya çalışıyorum. Biliyorsun bu belli başlı şimdi programlar vardır, böyle bir insanlar birbirlerine fotoğraf atıyorlar. Hı. Şey diyorum ben de, yediğiniz fotoğrafı bana, hadi yemeği bana fotoğraf atın. Ben bunu söyle bakayım, ona göre size akşam ne yiyeceğinizi söyleyeyim diye. Böyle sırf bu motivasyon aracı aslında. Çünkü öyle bazı mi insanlar oluyor, tam moda giremiyor, o motivasyonu yakalayamıyor. İşte
kendini böyle iyi hissetmiyor. Bize diyoruz ki madem öyleyse her yemekten sonra fotoğrafını çek bize yolla. Orhan'a en son gönderdiğim fotoğrafı buldum. Neydi bu? Onlu kurabiye mi? Abi bir de kartında göndermişim sana. Kartında göndermiş, oradan alabilirsin diye. Ay Allah'ım ya. O yüzden bu güzel bir şey aslında, bu teknoloji. Bu şekilde kullanmak çok işe yarıyor. Orhan yani... da bana 1,5 ayda 5 kilo vereceğini unutma diye mesaj göndermiş sadece. Yönlendirmeye bak. 1,5 ayda 5 kilo verecektin unutma diye. Pişman etti beni ya. Yani vallahi Çiğdem güven zayıflıyor. Güven gerçekten güven zayıflıyor. Senden de bekliyoruz böyle bir atalım. Bir de ben çok kıskancım. Yani kıskançlığımdan kilo verebilirim ha. O, sırf onu senin, böyle senin, inat... Seni de bekliyoruz yani. Bu 2016'da senden çok iyi bir atılım bekliyoruz. Ama bazen ilk geliyor mesela şey diyor, 250 gram verdim diyor. Olabilir. Ya da 500 gram verdim diyor. Tabii. Ben çok mutlu oluyorum. Kilo değil ya. Yarım kilo ama baktığında. Kilo değil ama yarım kilo. O da güzel. En azından almıyor. Almıyor. Bu zaten oluyor Çiğdem. Nasıl oluyor? Biz bunu sürekli söylüyoruz. Ben bugüne kadar hiç kimseyi görmedim ki her hafta 1-1, 2-2, 3-3 kilo versin. Böyle bir şey yok. Hadi ya. Bir süre sonra ya vücut bir direnç gösteriyor belli bir kilodan sonra. Ya da ister istemez o kişi belli bir süre sonra ufak tefek aksilikler yapmaya başlıyor. Ama bunlar normal, bunlar olağan şeyler. Çünkü biz sonuçta robot değiliz. Her hafta aynı şekilde 1-1, 1-1 zayıflanma diye bir şey söz konusu değil. Ha bazı insanlar vardır mutlaka. Metabolizması çok iyi çalışıyordur. Çok güzel kilo verebilir. Hmm. Ama yani biz bunlara belki de %5-6 diyoruz. Bu şekilde her hafta 1-1-1 kilo veren insanlara. Zaten biz çok hızlı kilo vermesini de tavsiye etmiyoruz. Bize bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ayda sadece 4 kilo. 4 kilo verildiği takdirde hem kalıcı hem sağlıklı kilo verilir diyor bize. Bizim amacımıza sağlıklı ve özellikle kalıcı kilo vermek. Çünkü hızlı verip de hepsini dönüp geri alırsa bizim için hiçbir anlamı kalmasıydı. Asıl amacımız zaten kiloyu korumak. Çünkü biliyorsun, herkeste diyorsun sen de mutlaka, izleyicilerimiz de yaşamıştır mutlaka. Kiloyu veriyorlar ama hızlı bir şekilde 3 ay 4 ay sonra hepsini geri alıyorlar. Evet. İşte bizim amacımız bu, koruturmak. Bu işin sonrası. Bırakmıyoruz peşini danışanlarımızın. Kilo verdiniz mi bu iş bitmiyor. Ya sonrası. Bitseydi keşke öyle. Bizim için önemli olan sonrası Çiğdem. Peki bugün yeni yıl. Tabii bizim ülkemizde biliyorsun yeni yıl. Bu arada bize mesaj gönderenler var. Onları da hemen şey yapalım. Sevgili Nesli bize mesaj göndermiş. İkinizi bir arada yeniden görmek güzel demiş. Hoş geldiniz, yeni yılınız kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz Nesli'ye de. Nesli, sorun yok mu? Ya genelde böyle günlerde ben hiç soru sormam. Çünkü nasıl olsa yiyeceğiz. Soru sorarsak moralimiz bozulabilir. Bizim ülkede bir 15-20 gün önceden yeme içme başlar. Aynen Çiğdem, tam onu söyleyecektim ben de. Devlet dairelerinden tut, kurum kuruluşlara kadar herkes bir yeni yıl kutlama çılgınlığının içerisinde. İşte ne bileyim, meyhanelere, oralara, buralara, evlere, bilmem ne, arkadaşlara falan. Her yerde bir yeme içme çılgınlığı. Çok ilginç aslında. Niye? Yani biz bu programı aslında yılbaşı günü yapmamamız gerekirdi. Aralığın başında yapmamız gerekirdi. Çünkü durun diyelim. Aynen, çünkü gerçekten bu yılbaşı bir akşamda kalmıyor artık ülkemizde maalesef. Öncesi ve sonrasında halen daha devam ediyor insanlar. Yemeye içmeye devam ediyorlar. Öncesinde kutlamalar yapıyorlar. Belli başlı etkinlikler yetişmediği zaman yılbaşı sonrasında kalıyor bu tarz şeyler. Çok kötü ya. Bitmiyor yani. Ama sürekli yiyor. Sürekli. Yani... Hep bir yeme içme. En faaliyeti. Zararlısı ne Orhan? Yani meyhanede mi şey yapmak? Tabii ki, yani sonuçta o ortamlarda biliyorsun. Evde yani daha mı karlı olur? Evde tabii ki daha iyi ama meyhane ortamlarında sen de biliyorsun. Yani belki de 11-12'ye kadar halen daha önümüzde bir şeyler geliyor. Ama yavaş yavaş geliyor diye mesela bazıları kendini öyle kandırıyor. Yani yavaş yavaş ben ama bir meyhane saat 8'de oturuyorsun Çiğdem. Saat 11'de halen daha bir şeyler geliyor önüne. Belki kebabını yiyorsundur saat 11'de halen daha. Belki içkini içiyorsundur. Böyle bir yarım saat 40 dakika sonra gidip uyuyorsun. Ama hiç durmadan. Hiç durmadan. Ben bile, yani, bana bile çok geliyor. Ben yani her zaman şey derim, gittiğiniz restoranlarda böyle mezeli ortamları seçmemeye çalışın. Daha çok fix ben önünüze yemek gelsin. Ne yiyeceğiniz, tabağınızı bilesiniz. Yarım saat, bir saat maksimum bu iş bitsin. Yoksa ama bu tarzın meyhane. Yarım saat, bir saat yılbaşı kutlaması mı olur? Tamam ya. İşte yarım saatte yemeğini yersin. Hadi yarım saatte bir kadeh şarabını içersin. Yarım saatte bir kahveni içersin. 1,5 saat yetmez mi? Bu akşam ne kadar abartabiliriz yemeği diye mesaj göndermiş. Mesajlar geliyor. Şimdi ne kadar abartabilirler? Bu akşam için ben çok insana karışmıyorum. Bu akşam senede bir diyorum ama yine de limitimizi bilmemiz gerekir. Özellikle tansiyon hastaları, şeker hastaları, kalp problemi yaşayan insanlar, mide problemi yaşayan insanlar.
Böyle gecelerde Çiğdem genellikle ve özellikle bayram akşamlarında özellikle acil servisler inanılmaz tıklım tıklım doluyor. Neden? Bunun en büyük sebebi kişilerin çok aşırı abartılı içki içmesi ve aşırı et tüketiminden kaynaklı. Hatta kızartma tüketimi. O yüzden bu dönemlerde biraz kendimizi, limitimizi bilmemiz gerekir. Özellikle alkol konusunda. Mide fesatı geçiresim geliyor konuştukça böyle. Nefes alamayacak kadar çok yemek yediğin oldu mu hiç Orhan? Hatırlamıyorum. Yememiştir. Kesin yememiştir ya. Mutlaka yemişimdir ya ama hatırlamıyorum. Ben de yiyorum, ben de insanım. Çok insan bana sorar, sen yemiyor musun der Orhan. Yiyorum, ben de yiyorum ama limitini tutturmaya çalışıyorum. Çünkü sonuçta mesleğimizce burada kilo almamız gerekiyor. Bu iş moral motivasyon. Ben sizin meslekte kilolu insan çok görüyorum. Çok insan var Çiğdem. Mesela geliyor beni daha ilk defa gören insanlar. Hah diyor, madem zayıfsın diyor, tamam bu işi başlayabiliriz, bu işi yapabiliriz diye. Çünkü insanın motivasyonu önemli bu işlerde. Şimdi benim kilom olsa bana gelen danışan mutlaka diyecektir. Ya önce kendini zayıflat, ondan sonra gel bana. Yani ben derim. Çiğdem der. Ben derim. Herkes söylemez ama Çiğdem der. Ben derim. Haline bak ya, beni zayıflatacakmış falan der. Giderim yani. Çiğdem der. Ben sana diyet yüzden programı yazarım yani. Yani o yüzden bu yılbaşı akşamlarında dediğim gibi birazcık kontrollü olmakta fayda var. Özellikle alkol konusunda. Bizim için en büyük problem alkol. Daha çok ben her zaman söylüyorum, hangi içki tercih edilmeli diye sorarlar bize. Biz de diyoruz ki ya şarap tercih edin, ya viski tercih edin ya da belki bizim yerli içkilerimizden Zivaniye tercih edin diyoruz. Neden? Çünkü bira olsun, rakı olsun, bunların kalorisi ve maya içeri, yüksek içecekler. Hatta tekilalar, vodkalar. Bunlar başka şeylerle karıştırıldığından dolayı, başka besinlerle, başka içeceklerle karıştırıldığından dolayı kalorisi çok daha artıyor. Hmm. O yüzden bizim için iyi bir şey değil. O yüzden daha saf içkiler. Yani şarap, antioksidan özelliği çok yüksek. Kalorisi diğer içkileri daha düşük, göre daha düşük bir içki olduğu için. Tabii ki ben demiyorum bir iki şişe için ama bir iki kadehde kalınlığı takdirde çok zaman olmuyor. Soru geldi zaten. Kaç kadeh? Kadeh ne ya? Kadeh. Bardak. Bardak işte. Şimdi biliyorsun şarap. Bir iki kadeh içildiği takdirde çok büyük problem yok. Ama bu alıp da bir şişe, iki şişe alıp giderse o zaman sorunlaşır. Değil mi? Allah korusun, trafik kazası olur. Tabii olur, o da aynı mesele. Tabii ki eğer ki bir restoranda donulacaksa, evden uzakta bir yerde içilecekse o daha da önemli zaten. Taksi kullansınlar. Evet, öyle bir çağrı yapalım mı? Hani çok bir doğru. Geceden hiçbir şey olmaz. Çok aracınıza doğru. Bir şey zarar gelmez. Güvenli bir yerde bırakın. Tabii ki. Eğer alkol kullanacaksanız bu akşam mümkünse taksiyle evinize geri dönün. Çok doğru. O kadar para harcıyorsunuz. Evet. Ne olacak ki yani? Değil aynen, mi? Bir taksi yani, canınız. Bence de böyle bir ortamda eğer ev dışında bir yerde yenilip içilecekse çok da dediğin şey. Veya bir oteldeysen kal otelde. Aynen yani öyle. Aynen zaten öyle. Bizde yeni yıl tatili bir hafta falan sürecek. Kesinlikle. Aynen öyle. Bugün onu gösteriyor. Bugünden başlarsa artık. Değil mi? Pazartesi ama de yani bugün günlerden. Dolu dolu dört gün var yani baktığında. Bugün Perşembe. Dört gün yeme içme olacak diye korkuyorum ben açıkçası. İşte. İnşallah. En güzel sihirli kelime de buydu zaten. Dört gün boyunca çok insanlar evde ne yapsın, evet. Neyse. Yani çerez bu gece tüketilecek. Orhan'ın yüz ifadesini verin. Çerez tüketilecek. Dondurmalı tatlılar. Onlar da olacak. Baklavalar. Atlısın. Çikolatalar. Tabii. Ama konuşamıyor bak, gitti ben saydıkça dedi. Ama ertesi gün en azından frene basalım diyorum ben. Yani cuma gün yarın artık daha kontrollü beslenelim. Belki çıkıp bir güzel bir doğa yürüyüşü yapalım. Biraz havamız değişsin. Biraz sağlıklı bir gün geçirelim. Uyanabilirse millet kalkacak. Uyandıktan sonra. Ben demiyorum sabah 9'da kalkın sabah sporu yapın cuma günü. Kalkın. Ben yayın yapacağım. Saat, öyle mi? Evet, yarın sabah buradayız biz ekip arkadaşlarımızla. Saat tam 10'da başlayacağız yayına. 9'da yönetmenim insaf etti. Sezgin Beyciğim mutlu yıllar sana da. Müdürcüğümüz de hemen bizi tamam 10 olsun dedi, ikna ettik. Onda herkes uyanır Çiğdem. Tamam. Uyanır mı? Uyanır. Kalksınlar. Onda herkes, evet, onda herkes uyanır izler. 9 bir erken, biraz erken olurdu. Orhan destek verdi. Destek verdi. Kilo destek alıyoruz. Tatlı seçimimiz ne olmalı? Evet, o da çok kritik. Çünkü bugünlerde genelde kişiler böyle çok ağır şerbetli tatlılar tercih ediyor. Benim her zamanki tercihim her zamanki gibi sütlü tatlılar. Sütlaç, muhallebi, kazandı. Ama her zamankinden farklı bir şey söyle Orhan. Hep her zaman zaten sütlü tatlı yediriyorsun herkese şimdi, bana da. Şimdi gidin ben yemesem de. Ben şimdi gidin baklava yiyin diyemem. Ama demelisin. Ama düşün ki Çiğdem. Deyip, o kadar ağır yemeğin arkasına bir o kadar ağır bir tatlı. Bu gerçekten akşamı Allah korusun hastanede bitirmenin en büyük şeyidir, sebebidir. Öyle mi? Tabii. Çünkü hem alkol olacak, hem kırmızı etler olacak.
hem kızartma türü şeyleri, yemekler olacak, hem mezeler olacak, hem üzerine üstlük bir de şerbetli tatlı olacak. Alkol de zaten var. Artık sen düşün. Kırbaç tatlısı sütlü olur mu? Ya, cevizli, nurlu, pekmezli. Sütlü eve ne var? Süt tepsi. Tabii ki o da güzel. Tabii hepsi süt. İçerisine koydukları ceviz, içerisine koydukları pekmez. Omega 3. Omega 3. Pekmez Çiğdem, kanyama. Çiğdem bu akşam anlaşılan bu akşam senin. Bu akşam Çiğdem yeni yılın son yemesini içmesini yapıyor galiba. Bir yılda yemeyeceğim sonra. Evet, bir yılda yemeyecek. Kırbaç olur mu? Ciddi sorun. Diyemiyor olur. Diyemiyor olur, olur diyemiyorum. Çıkamıyor şimdi. Ya adam ağzından o cümle çıkamıyor. Olsun ama hadi bir kaşık olsun, iki kaşık olsun. Ha, ona başladıktan sonra bir kaşık, iki kaşık mı kadar onu? Yani kocama getirecek adam sonra masaya böyle koyacak. Kırbaç olmayan yere gitmeye çalışın diyelim. Mutlu oluyorum ya. Ben gitmeyeceğim de gidecek olanlar var. Bu arada bu soruyu yönetmenim sormuştu, Güven. Yakın. Öyle mi? Tamam, Güven'i bu akşam zaten serbest bırakıyoruz Güven'i. Kilo ver ciddi. Güven zaten bu kadar kilo vermiş. Bu saatten sonra yani adamı hiç de zorlamaya gerek yok. Gayet güzel kilosunu vermiş. Herkes verenlerin herkes yiyebilir mi? Evet, yiyebilir. Yiyebilir. Vallahi yiyebilir. Yiyebilir. Eğer ki yeni yılda gerçekten eğer kilo vererek giriyorsa kişiler. Ben onu her zaman aslında bize bir yandan canlarımıza da söyledim yani bu hafta. Eğer gerçekten iyi bir hafta geçmişse ben bu akşamı çok da insanları kısmıyorum, sıkmıyorum. Bu akşam biraz daha serbest kalın diyorum. Tabii ki limitli ama ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi hayatınıza devam edin diyorum. Ama Çiğdem bugün de önemli aslında. Öğlenden de birazcık kendimizi frenlememiz gerekir. Ya da tam tersine düzenli olmamız gerekir. Çok insan ne yapıyor biliyor musun? Akşama ben çok yiyeceğim diye der. Öğlenden hiçbir şey yememeye başlar. Nasıl olsa akşama ben tıka basa yiyip içeceğim der. Öğlen yemeğinde ara öğünden hiçbir şeyini yapmaz. Bu sefer aç karnına akşam yemeğine bir anda saldırır. Atıyorum 3-4 kaşık yiyecekse belki de 10 kaşık yer yine doymaz. O yüzden buradan izleyicilerimize uyarımız mutlaka ara öğünlerinizi yaparak, düzenli beslenerek akşam yemeğine yani yılbaşı akşam yemeğine geçmeniz. Bu çok önemli. Yani gün boyunca aslında çok düzenli beslenmesi ara öğünleriyle şu onları yine yapmasını istiyoruz biz. Yes, bugün öyle. De. Bugün de kesinlikle. Sakın kesinlikle aç kalmak yok. Ama bir dakika ya. Mesela bugün bir düşünelim tamam mı? Mantıklı düşünelim. Mantıklı düşünelim tamam. Doğru konuşalım. Doğruyu konuşalım evet, tamam. Şimdi. Sabah evet. Adam kalktı. Kalktı. Bugün çalışan var, çalışmayan evet. Var. Çalışanlar zaten öğlen çıkacaklar. Ama çalışan kişilerin, biz öğlen çıkmayacağız bu arada. Çalışan kişilerin standart bir memur düşünüyorum. Evet. Tamam mı? Şimdi ne? Tamam bekliyorum. Öğlen çıkaracağım için işten evet. O yüzden memur evet, tamam. Dedim yanlış anlaşılmasın. Şimdi adam gitti işe bayağı, tamam mı? Bugün yılbaşı. Arkadaşları ona bir şeyler belki evden getirmişlerdir falan filan veya dışarıdan bir şey çağırırlar. Başladı orada zaten. Başladı bu bir. Kahve eskisi yani normal bir iş günü gibi düşünme bunu. Çünkü zaten normal bir iş gününde bile öğlene kadar 4 defa ara veriyorlar. Düşün yani bugün de artık yani yarısı yarım gün orada sohbet durur bir şeylerle bir gider yani. Öğlen de mangal yakmıştır belki arkadaşı ya da ailesi. Hop oraya gider. Akşama da yeni yıl diye kutlamasıydı ya evde ya dışarıda bir yerde. Doğru. Yani bugün, o senin dediğin ara öğünlermiş bilmem nelermiş düzenli. Hepsi bir olur. Kahvaltıyı bile olur. Belki de iş yerinde yapacak. Çörekler mörekler falan bilmem. Çok kötü durumlar çok. Şimdi insanları buradan anlatıyoruz. Teşvik etme. Teşvik etme insanları. Vallahi yani, bir şey olacak diye korkuyorum ama, ben. Ama bunu yapanlar da var gerçekten var dediğin doğrudur. Yani hatta çoğu yer belki de bunu yapıyor. Evet. Çoğu kurum, çoğu işletme bunu bu şekilde yapıyor. Doğrudur. Ama akşama yeneceğini bildiğimiz için öğlenden birazcık kısıtmamız gerekiyor kendimizi. Çünkü düşünsene bütün gün et, ne içki, yesinler öğlen mesela? Benim tavsiyem en azından böyle az porsiyonlarla yiyecekleri belki böyle bir et şiş, tavuk şiş türü bir şeyler. Mezelere bulaşmasınlar çünkü akşam bol bol zaten meze yiyecekler. Alkol bence bir iki bardakta kalsınlar. Daha fazlaya çıkmasınlar zaten. Aman sabahtan öğlenden başlamasın. Hiç almasınlar yani. Yani işte ama oluyor. Dediğin gibi oluyor. Hmm. Alkol de oluyor. Tatlıya hiç girmesinler benim tavsiyem. Öğlenden. Ya ama bize Reşat Bey dünden beridir çikolatalar gönderiyor aşağıya bilmem neler falan. Dünden beridir yediriyor yani. Bir de bu çikolata olaydı var tabii ki. Daha şimdi. Yemeğe de gideceğiz. Aman Allah'ım. En iyisi ben diyete bir iki hafta sonra gireyim. Hayır sen diyete yarından itibaren girmen gerekiyor. Öbür gün gireyim.
Bu işin sonu yok. Yarın geleyim, öbür gün geleyim derken Şubat gelecek. Şubat gelecek. Ve bu aslında çok insan yaptığı bir hata Çiğdem. Bununla çok yaşıyoruz. Pazartesi diyetleri mi? Aynen öyle. Yeni keşfettim. Adı böyle olsun mu? Pazartesi diyetleri. Pazartesi diyetleri. Sabah başlıyor, akşam bitiyor. Öğlen bitiyor. Çok yaşıyoruz onu. Çok insan aynen öyle. Pazartesi ben diyete başlayacağım diyor. Başlıyor. Ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi eski hayatına geri dönüyor. Peki en doğru gün diyete girmek için nedir? Ben bir ara psikolojimi şeye alıştırmıştım. Tamamen psikolojik söyleyeyim. Pazartesi başladığım diyetlerin yaklaşık olarak 3 saat sürdüğünü fark ettim. Neden? Neden? Yayındayken bir şey yiyemiyorum da o yüzden. O zaten çok doğru. Yayından sonra başlıyorum. Diyorum ki diyet bitmiştir. Bir de sonra denedim çarşamba günlerini. Dedim haftanın ortasındaki bir güne gireyim ya. Belki pazartesi uğursuzdur. O da tutmanı. İşte böyle düşünmeyeceksin. Pazar günü başlayın. Bu çok büyük bir hata. Bu işi diyet diye kavram almayacaksın. Bu işin amacı senin bundan sonra sağlıklı beslenmen, senin bundan sonra kilo almaman, senin bundan sonra zayıf bir olarak kalman. Bu şekilde düşündüğün zaman salı, çarşamba, perşembe diyetim diye bir şey olmaz. Her zaman hayatında olacak bu iş. Hafta sonu olsun, ben cumartesi olsun. Ben asla insanlara her gün sıkı sıkı diyet yap demiyorum. Yani kaçamak yaptığı zaman niye kaçırdın bunu diye kızmıyorum. Çünkü bunlar olacak ama dönem toparlayacaksın Çiğdem. Haftada 500-500. Haftada 1 kilo 1 kilo ama ver. Amacımız biraz da bu. Yani sürekli 1 kilo kaybı. Elinden gelse Orhan senin bazen şey düşünüyorum ya. Diyorum ki ya Orhan elinden gelse yasa çıkaracak. Yasa çıkarttıracak. Kilo almayın diye. Biliyorsun öyle bir şey oldu. Yani şeyde Fransa'da. Haberim var böyle bir şey. Haberin var mı? Bir doktor şey yapıyor. İşte obez çocukların, ilkokul obez çocuklarının kilo almaları durumunda daha da fazla ya da verememeleri durumunda sınıfı geçmelerine izin vermeyelim diye bir şey evet, çıkarmıştı. Çıkmayayım. Anket çıkarmıştı. Biz bunu yasa yapalım falan dedi. Zaten daha sonra doktordan atıldı. O yüzden sen de istersen yani, vazgeç. Ülkeden atılırız ondan sonra. Arıntaş Erkan, günaydın, sağlıklı, huzurlu olmanızı dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun demiş, saygılar demiş. Kıbrıs Türk Gençlik Hareketi Derneği, Basın İlişkiler Sekreter Yönetim Kurulu falan teşekkür ederiz, sağ olun. Songül Kantarcıoğlu, günaydınlar, yeni yılınız kutlu olsun, sizi görmek güzel demiş. Güldürdünüz beni sabah demiş. Sevgili Ayla, Moneke, Cemal, günaydın Cemal Hanım, günaydın. Ve Zeka Uçan, günaydınlar, yeni yılınızı kutlarım, 2016'da başarılar dilerim demiş. Ve Alev Mine Avukat da yine bize hayırlı seneler diyenler arasında. Bu arada fotoğrafımızla ilgili bir tane özelden, niye özelden gönderiyorsunuz kardeşim bu mesajları? Yönetmen orada diye değil mi, fotoğrafta diye bir baskın uyguladı böyle kendine. Çok komik çıktık ya. Evet neyse. Orhan arada böyle incecik kaldı öyle. Sütunların arasında bir delikanlı gibiydi. Yok artık sizlere zayıfsınız. Öyle deme Çiğdem. Güven o kadar kilo vermiş. Ay ikisi bir de güveni övüyor bana. Ben de zayıf oldum. Bunu mahsus yapıyorum. Çiğdem Hırsan direnci. Kasten yapıyor bana ya. Gerçekten. Geldiğinde dedin ki bana. Yok tamam iyi gördüm. Almamış gördüm seni dedin. En son ne olmuştu? Şimdi öyle olmadı mı? Şimdi bir ay önceydi galiba ama. Az önce kentinde öyle demedin mi bana? Ha şimdi tamam ama tamam en son ölçümümüz bir önceydi ama. Sen biraz balık ye. Oradan. Balık. Balık hafızası. Bu akşam balık tüketsinler diyorum ben çok insan aslında. Ben şey hamsi kızarttım. Hamsi kızartma istemiyoruz ama işte. Kızartma istemiyoruz. Balık tüketimi aslında bizim ülkemize biraz az. Bu gerçekten. Yani adada yaşayan bir toplum olarak gerçekten az balık tüketiyoruz İdem. Ve çok insan inanmayacaksın balık tüketmeyi istemiyor. Ya da haftanın bir günü ya yiyor ya yiyemiyor. İlginçtir ki biz toplum olarak daha çok balık tüketmemiz gerekir. Ama maalesef olmuyor. Ki balık hafıza için, kalp sağlığı için çok faydası var. Ve özellikle biz diyoruz haftadan iki günü balık tüketin diyoruz. Ama yok. Ton balığı olur mu? Ton balığı da tabii ki aynı olur ama. Aynı etkiyi gösterir mi? Tabii ki omega 3'ten çok zengin o da. Bir somon gibi çok zengin ama. Bana hiç inandırıcı gelmiyor mesela. Niye? Ton balığı paketli olduğu için mi? Herhalde paketli olduğu için. Yani evet. Mesela böyle hani. Özel bir balıkçıdan alabileceğiniz herhangi bir balığı tabii. Fırına verilmesiyle o pakette olan. İlk tercihimiz her zaman zaten taze balık dediğin doğrudur. Ama bir de şöyle düşünerek olursak besin üyesi açısından en zengin omega 3 ton balığında var, somonda var, bir de uskumruda var. Bu üçü omega 3'ten en zengin. Omega 3 de kalp sağlığı için, kalp damar sağlığı için ve hafıza için çok önemli. Bir numara istediğimiz besin üyesi. O yüzden yani tabii ki ben demiyorum gidin hep ton balığı yiyin ama
Taze balık ilk tercihiniz olsun. Olursa da haftanın bir günü somon olsun. Eğer hiç balık tüketemiyorsanız, hiç şansınız, vaktiniz yoksa hızlı bir ton balığıyla en azından balık ihtiyacınızı oradan karşılayabilirsiniz diyorum ben de. Evet. Twitter'dan sevgili Emre bize bir tane mesaj göndermiş. Şey sorar mısınız diyor. Geçen gün haberlerde, Türkiye'nin haberlerinde gördüm. Bir beyefendi 10 ayda 45 kilo vermiş. Normal midir? Bu konuyla ilgili görüşü nedir? Süratle kilo olmuş, süratle kilo vermiş olarak kabul edilebilir. Öyle bir şey kabul edilemez. Bizim zaten program başlangıç. 10 ayda 45 kilo. Program başlangıç dediğim gibi. Ayda 4 kilo. Dünya Sağlık Örgütü'nde neredeyi? 4 kilo verildiği takdirde diyor, sağlıklı zayıflıyorsunuz. 10 ayda 45 kilo, ayda 4,5 kilo kaybetmiş. Gayet de normal bence. Dünya Sağlık Örgütü'nün son verisi nedir? Zayıf olma, şişman olma konusunda. Kaç kilo normal kabul ediliyor? Beden kitle indeksi hesaplarının yanında ayrıyeten yağ oranında önemli olduğunu vurguluyor artık bundan sonra. Çünkü beden kitle indeksi yüksek olan bir kişiye biz kilo diyemiyoruz artık. Bunun sebeplerinin en başta en büyük sebeplerinin bir tanesi de çünkü öyle insanlar var ki kas oranı çok yüksek ama yağ oranı çok düşük. Vücudu 100 kilodur ama o kişinin vücudunda 90 kilo kas vardır. Boy 1.70'tir. Biz o kişiye sen obezsin diyemeyiz. Kas içi kas oranı yüksek olduğu için o kişi asla yağlı olmadığı için obez konumuna girmez. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü artık diyor ki boy kilo endeksinin yanında ayrıca yağ ölçümleri bizim için önemli diye bir parantez açıyor. O yüzden yağ ölçümleri de önemli. Ha beden kitle endeksine bakacak olursak Dünya Sağlık Örgütü gitgide küçültüyor insanları. Niye? Bunun sebebi de insanların daha bir dikkatli, daha bir ciddi olmaları için uğraşıyor. Çünkü eskiden baktığımızda 35 beden kitle endeksine yani kilonuzu boyunuzun karesine böldüğümüzde çıkan değer 35 olduğunda size obez diyordu. Ama şimdi bunu 30'a çekti. Daha doğrusu şimdi bir 10 senede 30'a çekti diyelim. Ve bu gitgide düşüyor şimdi. Düşürmeye çalışıyorlar. Çünkü bunun sebebi insanlar, insanoğlu diyelim, gerçekten artık kilolanıyor. Eski fotoğraflara baktığında, Çiğdem, eski videolarda ya da eski çekimlerde bir 30 sene, 40 sene önceye bak, insanlar hep zayıftı. Ama şimdi herkes gerçekten kilo almaya başladı. Bunun istatistik bir sürü verileri var, bir sürü çalışmalar var. Hatta bu sefer onları da yayınlarız böyle. İnsan onun nereden nereye geldi diye. Hep bilimsel çalışmalarla. Ve kilo aldığından dolayı Dünya Sağlık Örgütü bunun önüne geçmeye çalışıyor. Ama geçemiyor. Bunu şeye benzet. Kolesterol değerlerine. Hatırlarsan bir 10 sene evvel normal kolesterol 256 derdik. Şimdi artık 206. Ve insanlar şey diyor, ya diyor yani 206 kolay mı? Kolay aslında. Ama bizim gibi bir toplumda biraz zor. Bizim gibi et tüketen bir toplumda, içki içen bir toplumda 200'ün altında tutturmak bunu çok zordur. Bana hiç böyle et çok zararlı gibi gelmiyor ya. Et, neden? Yani tüketin kesinlikle zararlı değil. Fazlası zarar. Her şey fazlası dana zarar. Dana eti mi, kuzu eti mi tüketmeliler? Dana et tabii ki tercihimiz. Dana et, az yağlı et tercihimiz her zaman. Hmm. Her şey fazlası zarar. Kırmızı et illaki tüketmen gerekir. Balık yemen gerek, tavuk yemen gerek. Hatta bugün yine aynı şekilde belli başlı çalışmalarda, yapılan çalışmalarda alkolün de faydasının ortaya çıktığı görülmüştür. Ama özellikle şarabın. Çünkü şarap bildiğin gibi üzümden yapılıyor. Çok iyi bir antioksidandır bu üzüm. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Ve belli başlı çalışmalarda alkolün, yani şarabın haftada 3-4 kadeh içildiği zaman kansere karşı koruyucu etkisinin çıktığı üzüm görülmüştür. Yesinler. Üzüm de tabii ki o da aynı şekilde. Zaten biz ne diyoruz biliyor musun Çiğdem? Renkli meyveleri daha çok tercih etmeye çalışın. Yani işte kırmızı üzümdür, kırmızı elmadır. Neden? Çünkü bu tarz meyveler kendini korumaya çalışır. Böceklerden, börtü böceklerden korumaya çalışır büyürken, yetişirken. O yüzden bir pigmentasyon yani rengini değişmeye çalışır ki gelen böcek ondan korksun, uzaklaşsın. Ve bunu yaparken de çok büyük antioksidan salgılar. Biz de ona yediğimiz zaman işte antioksidanlar bizim vücudumuzda serbest radikallerin oluşumunu engeller. Hatta vücudumuzda oluşan o katkı maddesi aldığımız koruyucu maddelerin vücuttan daha hızlı atılımını sağlar. O yüzden renkli meyveler bizim için aslında önemli. Yani gidip de mesela portakal, mandalin niye tüketin diyoruz. Çünkü bunların antioksidan içeriği çok yüksek. C vitamin içeriği çok yüksek. Bunlar bizi hastalıklara karşı koruyan besinler. Nar mesela aynı şekilde. Nar da çok iyi bir antioksidandır. Hadi ya. Bunun da kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Bizim bahçede 2 tane nar ağacı var. Ne güzel. Çok güzel. Günde bir su bardağı kadar ayıklanmış nar tükettiğin zaman senin için çok iyi olur Çiğdem. Haber müdürümüz diyor ki Güven'in diyeti gayet iyi gidiyormuş. Fotoğrafın altına yorum yap. Düşünsene. Yeni yılın artık yeni içeği Güven.
Herkes görüyor orada onu. Evet. Sevgili haber bütün kaldır. Cidem sen de başaracağız. Sen de olacak bu iş. Şimdi mikrofondan böyle sessizce kimse duymayacak şekilde kaldır. Çok kötü olacak. Kimse duymadı. sevgili öğrenci, bir izleyicimiz şey diyor. Allah Allah. Çok enteresan bir soru bu ya. Hiç duymadım. Sorsam mı? Sorayım. Sor. Hava koşullarının diyetle ilgisi var mı? Yani soğuk, yaz, kış bunun vücut şeyle ilgisi var mı? Şimdi soğuk dönemlerde... Yani ben toparlayarak sordum. Evet. Biraz uzun çünkü o açıklama da yapmış ama... Soğuk zamanlarda metabolizmamız tabii ki daha hızlı çalışır. Aa. Çünkü bu neye benzer? Soğuktan metabolizma hızlanmaya başlar. Yani kendini ısıtmaya çalışır. Damarlar çekilmeye başlar aşağıya doğru. Ve bundan dolayı daha hızlı çalışır. Ama bu belirgin bir hızlı çalışma değildir. Yani biz asla diyemeyiz kış dönemlerinde insanlar her zaman daha iyi kilo verir. Böyle bir şey değil. Sadece az biraz hızlanmaya başlar. Yani üşürsek metabolizmamız hızlı mı olur? Aynen öyle. Çünkü vücut kendini ısıtmaya çalışır. Ha, bunun için şeye benzer. Hatırlarsan bir dönem çok popüler olmuştu. Soğuk su için derlerdi. Hatırlarsan. Evet, bu izleyicimiz de öyle. Ha, mesela evet, aynen öyle. Soğuk su için. Soğuk su içiyorum. Soğuk su için derler ki işte metabolizman hızlansın, daha iyi kilo veresin. Böyle bir şey yok. Yok. Bu yüzden kilo veremezsin yani. Böyle bir şey yok. Bu soğuk su hatta uzun vadede vücuda zararlar dokunabilir. Belki de mide problemlerine, hatta yemek borusuna zarar verebilir uzun vadede. Öyle olsaydı, ben her zaman diyorum Çiğdem, soğuk suyla zayıflama diye bir şey olsaydı bugün en başta bu işi zaten Amerika yapardı. Adamlar bütün her şey ellerinde, bütün teknoloji, bütün güç ellerinde ve bak ülkenin yarısı neredeyse obeziteyle savaşıyor. Yani. Ama üşürsek kilo vereceğiz. Tabii ki. Ama tabii kapatın ki. Kapatın şeyleri. Ama... Merkezi ısıtmayı kapatalım arkadaşlar. Ama böyle de bir şey var. Ne? Soğuk zamanlarda, soğuk günlerde insanlar iştahları açılıyor. Kendileri evde oturduğu zamanlarda atıştırma isteği duyuyor. Sevgili Gülçe, Gülçe'cim, Gülçe mesaj attı bize. Sen tanıyorsun Gülçe'yi. Gülçe. Kayıkçı. Evet, tamam. Tamam. Hatırladım, evet. Çiğdem diyor, hadi diyor buzluğa gidelim o zaman. Buzluğu bırak. Birlikte. Onun da... Ama şimdi o buzlukta... Buzdolabına girip oturduğumu görürsen hiç acırma. Oturup da buzdolabında olan besinleri yemeyesiniz. Ona dikkat etmek gerekiyor kilo vermek için. 2 kilo fazlası varmış zaten. Onun da dert edip duruyordu. Onun boğazın sıkası mı var bazen biliyor musun? Böyle çok... Çiğdem zayıflara savaş açmış durumda. Şimdi... Zayıflayan ve zayıf insanlara savaş açıyor Çiğdem artık bundan sonra. Ama o hani ne kadar gıcık oluyorum ya. Yani bakıyorsunuz mesela fit bir vücudu var, tamam mı? Gerek Gülçen'in yok. Ve gerek mesela erkeklerde gerek bayanlarda geliyor adam sana şey diyor, 2 kilo fazla var diyor ki sende de %2 galiba Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yağ varmış, onu da öğrendim. Orhan'la ilgili negatif ne varsa öğrenmeye ne çalışıyorum. %2 değil, %2 diye bir şey yok. Fatma öyle demişsin, ne dedin? Aman söyledim. Ağzımda kaçtı. Pardon ya diyor. %2 diye bir şey yok. Ne yok? %2 yağ oranı diye bir şey yok. Olur. Kimlerde olur? Ancak çok spor yapanlarda, kas çalışanlarda, vücut geliştirme çalışanlarda belki yağ oranı çok düşer de kas oranı çok artar. Ama bunu çok ender görürüz. Yoksa %2 diye bir şey hiç kolay iş değil dedim. %10'un altına inmek bile çok zor. Hadi ya. Tabii ki çok çok zor. İmkansız değil. Bu işi yapan, vücut çalışan insanlar %10'un altına iner. Ama normal bireylerde %10'un altını görmek çok zor. Tabii ki kolay değil. 2 kilo fazlası varmış bu arada sadece. Oradan düzeltme gönderdi. Neyse. Görüyorum, tamam mı? Şey diyor mesela bakıyorsun zayıf. Hakikaten hani giydiği yakışan, sağlıklı görünüyor falan filan. 2 kilo fazlası var diye dünyayı kendine zehir eden insanlar var. Biz o insanlar biliyor musun Çiğdem? Zayıflamak için besleme programına sokmuyoruz. Bize çünkü o şekilde gelen insanlar var. 2 kilo fazlası için gelip de Orhan diyor ben 2 kilo fazlam var ben bu kilomu vermek istiyorum diyor. Hayır diyoruz. Bizim için şey değil 2 kilo. Bakıyoruz çünkü değerler gayet güzel. 2 kilo vermeye ihtiyacı bile yok. Sen git diyoruz. İyi beslen, kaliteli beslen. Arada gel ölçelim görelim kilonu. Yoksa öyle katı bir besleme programına sokmuyoruz. Çünkü o 2 kilonun gitmesi çok zor şeydi. Hem psikolojik olarak hem de fizyolojik olarak insanı zorlayabilir, yıkabilir. Çünkü o 2 kilo belki de 2 ayda verecek. Az kilo her zaman daha zor gider. Çok yemekli, mesela bazen şey oluyor. Mesela sürekli yediğiniz halde onlar bana gülüyorlar. Gerçekten ama bu oluyor. İnanın bana. Çok merak ettim ne gelecek. Çok yediğin halde. Çok yediğin halde bir bakıyorsun kilo veriyorsun.
Evet. Nasıl oluyor? Bu bir sürü sebep olabileceğinden. Bunu çok insan yaşıyor aslında. Bize çok insan bunu soruyor. Ya derim, ben yedim içtim geldim kilo verdim. Nasıl oluyor bu? Belki hareketli bir hafta geçirmiştir. Belki bol bol su içmiştir. O aldığı ödemi diyelim, şiştileri diyelim erken zamanda vücudundan atmıştır. Belki düzenli beslenmiştir. Tamam kaliteli beslenmemiştir, sağlıksız şeyler yemiştir. Ama belki de bundan hep düzenli vakitlerini almıştır. Bundan dolayı hızlanır metabolizma ve o yediğinizi yakar. Bunu çok insanda yaşarız Cidem. Hatta biz kilo koruma programını aldığımız kişilerde biz ne deriz? Mutlaka ara öğünden aksatma. İki elin kanında olsa dahi derler ya, o ara öğünü bozma. Ne isterse olsun. Dünyanın en yağlı yemeğini ye ama iki saat sonra yine ara öğünü yap. Bunu yaptığın sürece Cidem kolayına kilo almıyorsun. Biraz dikkat ettiğin zaman yediğine içtiğine. Düzenli ara öğün varsa zaten ister istemez kilo veriyoruz. Aslında kilo vermek çok kompleks bir yapı değil. Çok karışık, çok zor bir olay değil aslında. Hayatını sadece düzene sokup kilo veren çok insan görüyorum ben Cidem. Hiçbir şey uymuyor. Verdiğim listeleri anlattığım hiçbir şey dinlemiyor. Tek yaptığı düzenli beslenmek. Saatini kuruyor, telefonunu kuruyor. Öyle insanlar görüyoruz Cidem. Tek yaptığı telefonunu kuruyor. Benim söylediğim saatleri sabah diyorum atıyorum. Sabah 8'de kahvaltı yap diyorum. Saat 10.30-11 ara öğün yap diyorum. Bir de öğlen yemeği yap. Ye. Saat 3-5-2 ara öğün yap. 7 akşam yemeği ve 9 son bir ara öğün daha yap. Bu 6-7 öğünü ben söylüyorum. Bunlara telefonunu kuruyor o kişi. Hep o saatlerde aynen tam o saatlerde bir şeyler tüketmeye çalışıyor. Ama elma, ama armut, ama belki tatlı yiyor, ama belki kola içiyor ama tam o saatlerde başka vakitleri yemiyor aslında. Allah Allah. Ve gelip ona rağmen halen daha kilo veren insanları çok görüyorum. Bunu deneyeceğim. Altın kural düzen. Bunu her zaman söylerim ben. Her şeyi boş ver. Düzenli olduğun zamanlarda asla kilo almazsın. Hatta biraz da dikkat edersen kilo da verirsin Çiğdem. Her taraftan bir şey geliyor. Instagram'dan geliyor, Twitter'dan geliyor, Facebook'tan geliyor. Hangisine bakacağım şaşırdım. Hepsine tek tek bakayım ben. Hadi bakalım. İnsanlar bana baktığında sen zayıfsın, nerene diyet derler ama ayaklarımda şişlik hissediyorum ben. Bu ödemi en iyi nasıl atabiliriz? Ödem konusunu detaylı anlatırsanız seviniriz demiş. Ödem konusunu detaylı anlatabilir misin sevgili Orhan? Ödem vücudumuzda istenmeyen şişlikler. Bunu her şekilde olabilir. İçtiğimiz, kullandığımız ilaçlardan, yediğimiz yemeklerden, kullandığımız aşırı tuzdan ya da yetersiz su tüketiminden ya da aşırı kahve tüketiminden. Bunlar hep vücutta şişliklere, ödemlere sebep olabilir. Ödem dediğimiz istenmeyen su toplamaları vücutta. Belli başlı bölgelerde birikimler, özellikle ayaklarda çok sık görürüz. Sürekli ayakta durduğumuz için ödem genelde ayaklarda toplanabilir. Eklem yerlerinde çok görülür genelde. Bu ödemi atmanın en iyi yollarından bir tanesi tabii ki içeceğimiz su. Biz doğal olarak bahsediyoruz. İlaçlar, hapları bir kenara atarak... Alkali suyu attırır mı? Gene ona geldim. Çiğdem döndü yolaştı yine alkali suyu kaldı. Alkali su, su attırır. Fehmi Bey dedi. Yok. Efendim? Bugün herkesi şey yapıyorum, herkesi deşifre. Fehmi Bey dedi bana onu. Fehmi söyleyebilir. Söylemiştir. Ama kullanmıyordur bence. Fehmi Bey mi? Evet, kullanıyor mu? Evet, şimdi... Gelecek mi arkadaşlar Fehmi Bey? Ay Fatma'yı söyledim, Fehmi'yi söyledim. Bugün her şeyi deşifre ediyorsun. Bugün 2015'te ne yaptıysam hepsini 2016'da da yapmışım. Hiç pişman değilim. Yani bu ödemi en iyi su. Alkali, asit su fark etmez. Bol su bol su için diyorum ben. En az günde 2-2,5 litre. Su şişliğin ödemin atılımını hızlandırır. Maydanoz, gerçekten maydanoz idrar söktürücü özelliği var. Maydanoz. Çiğdem hemen yazıyor bunlar. Maydanozu kullanan insanlarda ödemler, şişleri daha az olur. Bunu maydanoz suyu olarak tüketmenizi pek tavsiye etmem ben açıkçası. Nasıl tüketecek maydanoz? Maydanoz suyu gerçekten tadı kötüdür. Hatta bir içenler var, herkesin zevki tartışılmaz. Ama benim tavsiyem her salatanızda maydanoz olsun. Her gün mutlaka bir öğün. Onu öyle çiğ çiğ mi yiyecek? Ama ona salatada karıştırın salatayla. Şey yapsınlar domates, ama salatalık, onu soğan, söyleyelim de sirke suyunda falan yıkasınlar. Kesinlikle tabii. Maydanoz tabii. Çünkü bazen çok tabii, ilaç kalınsa gollandırı, falan. Evet. Gollandırı olmaz mı? O doğru. Maydanoz mu olması maydanoz lazım? Maydanoz olur ama asıl maydanoz. İdrar söktüğü üzere. Ben yutamıyorum maydanozu. Küçük küçük keseceğim öyleyse. Tamam ya her şey bir şey bunda. Evet maydanoz. Maydanoz. Tuz tüketimini gerçek anlamda sınırlandırmamız gerekiyor. Az tuz tüketimi yani önemli bizim için bu durumlarda. Çok tuz tüketen insanlar da zaten hem şiştiğin yanında hayleton tansiyon problemleri meydana gelebiliyor. Tuzda da bir şey soracağım şimdi. Hep sen saydıkça ben onu madde madde soracağım. Okay. Bir kere tuz. Tuzu şimdi keserlerse, hiç tuz tüketmezlerse doğru, şey doğru değil. Sıfır tuz değil. Bir tatlı kaşığı günde tavsiye edilen bize, yine Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği günde bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı dediğimiz bizim bir tatlı kaşığı, çay kaşığı.
Yani, en küçüklerinden bahsetmiyorum. Biraz daha büyüklerinden bahsediyorum. Biz Kıbrıs'ta şekeri içli bir kahve kaşığı da diyebiliriz onu. Aynen. Kahve bir, diyelim herkes anlasın. Bir kahve kaşığı, bir tatlı kaşığı dediğimiz günde kullanma hakkımız vardır. Bunu zaten kullanmamız gerekir. Çünkü vücutta sodyumu sıfırlamak da doğru bir şey değildir. Geç sıfırlayamayız, bu imkansızdır. Aldığımız ekmeklerde, yediğimiz yoğurtlarda her şeyde aslında sodyum vardır. Ama eğer ki gün içerisinde sofra tuzu olarak alacaksak bir tatlı kaşığı, tabii ki bu tepelemede bir tatlı kaşığı olmayacak. Silme bir tatlı kaşığı. Böyle ben onu günde 8-9 öğün yemek yesem yandık, ben hastalıkta ölürüm herhalde. Tuz yani, tamam neyse onu anladık. İyotlu mu iyotsuz mu? O kişiye göre değişik. Ama normal sağlıklı bireyin iyotlu tuz kullanmasını istiyoruz. Yine tiroid hastalarında bu değişkenlik gösterebilir. Belli başlı sağlık sorunu yaşayan insanlara iyotsuz tuz tercih edilebilir. Orhan sen şey yazabiliyor musun? Ne derler ona? Ne yazabiliyorum? Tiroid testi yazabiliyor musun? Tiroid testi dediğimiz işte TSH'ler. Tiroid hormonları, tamam, TSH ve T4'ler. Diyetisyenler yazabilir mi onu bakmak için? Normal özel kuruluşlara tabii ki yaptırılabilir ama aslında öyle bir etkimiz şu an yok. Öyle bir etkimiz yok. Bana yaptırsana, ben belki de ondan kilo alıyorum. Tamam peki. Tamam, Çiğdem'in şimdi derdi tiroidler. Tiroidler yüzünden Çiğdem kilo veremiyor. Tam tersi kilo alıyor diye bir şüphesi var. Tamam, evet. Deneyelim. Yapabilir miyiz? Olur, tabii. Yapalım hadi. Herhangi bir özel laboratuvara gidip bir tiroid tahlili yapabilirsin. Test ne diyeceğim? T4 diye. Ben sana yazarım, onu gösterirsin. Tabii ki yani bu gerçekten tiroid hormonları. Vücudun çalışma dengesini var. Gerçekten bozuyor ve farkında olmuyor. Çok insan var Çiğdem. Bir bakıyoruz, son bir sene içerisinde 10 kilo almış. Hemen sorguluyoruz, neden bir sene 10 kilo almış? Kişinin geçmişine baktığımızda 20 senede kilosu neredeyse aynı ama son bir senede bir 10 kiloluk artış. Hemen bir yönlendiriyoruz ya bir laboratuvara, bir doktora, bir tahlil, bir şey yapılsın. Çünkü bir kişinin 10 sene, bir ayda, bir senede 10 kilo alması bir mantıksız bir durum. Neden? Tamam biraz bozmuş olabilir, yemiş içmiş olabilir ama 20 sene boyunca hiç mi yememiş içmemiş de son sene bir anda 10 kilo almış diye sorgulayıp hemen baktırıyoruz ve artık öyle bir dönemdeyiz ki her üç kişiden birinde tiroid problemiyle karşılaşıyoruz. Ve bu tiroid öyle bir şey ki Çiğdem, artık bütün dünyada tartışma konusu. Acaba diyoruz vücudumuz, beynimiz mi yönetiyor, yoksa tiroidler mi yönetiyor diye. Çünkü gerçekten vücudumuzda oluşabilecek bütün anormalliklerin sebebi bu tiroidler olabilir. Tiroid yüzünden saç dökülmeni meydana gelebilir. Tiroid yüzünden halsizlikler, yorgunluklar meydana gelebilir. Tiroid yüzünden kolesterol dengesi bozulabilir. Kalp ritmi bozulabilir. Tansiyon dengesi bozulabilir. Yani bir bakıldığında aslında vücudumuzda her şeye etken bu tiroidler. Vücudun terazisi gibi. Evet, aynen öyle. Ve bu iş aslında biraz da bakacak olursak genetik faktörler çok büyük etken. Ailede varsa, özellikle annede varsa kızda çıkma olasılığı çok yüksek. Annede varsa kızda. Aynen. Erkekte öyle. Olmuyor mu? Niye? Erkekte de oluyor ama kızlarda çıkma olasılığı daha da yüksek. Yani kadınlarda. Genetik olarak kızlara daha mı fazla geçiyor demek istiyorsun? Yani benim her zaman tavsiyem, eğer annede tiroid problemi varsa çocuğuna mutlaka 9-10 yaşından itibaren tiroid tahlili yaptırsın. Anladım. Her senede bir mutlaka tiroid tahlili, eğer annede varsa 9-10 yaşındaki kız çocuklarına yaptırılması gerekir. Tamam. Bu Instagram'dan gelen bir sorumuz var. Onu da hemen şey yapalım, soralım size. Bir dakika. Buradan hemen bildirimi görüp bakıyorum da. Şimdi sosyal medyaya gayet aktif şekilde ya, kullanıyorum. Ya inanamazsınız ya. Bir şey Instagram, oldu. Twitter, Facebook, her şeyi kullanıyorum. Oranda hiçbirini kullanmıyorum. Ben de tam tersi. Bende de hiçbir şey yok. Onun eksikliklerini tamamlamak aynen, için ben aynen, bu kadar aynen. Çalışıyorum. Evet, yani evet. Hep iş yükü. Televizyon karşısında diyor, içtiğimiz yediğimiz şeyler başımıza ne tür dertler açabilir? Çünkü benim en büyük problemim bu. Akşam eve gittiğim zaman çenem durmuyor. Patlamış mısır, çerez, çips gibi şeyleri tüketiyorum. Çok güzel. Bunu az önce anlatacaktım. Konu değişti. Kış aylarında dedik ya metabolizma hızlanır. Bu güzel, hızlanır metabolizma. Ama izleyicimizin dediği gibi kış aylarında televizyon karşısında yeme içme de artar ama aynı hızda. Çünkü insanlar saat 4'ten 5'ten sonra karanlık olur, evlerine kapanırlar. Bu evde kapanma olayı zaten en büyük problemi burada yaratır. Eğer evinizde çikolatalar, tatlılar, bu tarz cipsler, bisküviler bulunduruyorsanız... Çekirdek bulunduruyorsanız insan ister istemez bir iki dayanamaz, gider az bunları atıştırmaya, abur cubur yapmaya başlar. O yüzden benim en büyük tavsiyem bir tanesi, evinize bu tarz şeyleri sokmamaya çalışacaksınız. Evde olduğunu bildiğiniz zaman illa ki onu insan boş oturduğu zaman yer. Ne kadar yoğun bir kişi olsanız da, ne kadar çok çalışan bir insan olsanız da, gece geldiğinizde saat 8, 9, 10 o televizyonun karşısında oturduğunuz zaman insan isterseniz bir atıştırma isteği doğuyor. Ne yapacağız peki?
Benim tavsiyem evde bunlar bulundurmamak. Aman. Belki çocuk vardır evde almıştır. Benim çocuk ne için asıl zaten gereksiz. Yani ben böyle bir soru olmaması gerekir. Şimdi, niye olmaması lazım? Böyle bir soru yok. Zaten çocuk için öyle bir şey olmaması gerekir. Olsun. Çünkü gerçekten şu anki çocuklar hepsi kilo sorunu yaşıyor. O yüzden asla. Oranın gözleri nasıl açıldı gördünüz mü? Çocuk için de değil. Bir soru yok. Çocuk için. Biz sürekli annelere babalara uyarıyoruz. Çocuklarınız için eve zararlı şeyler almayın. Eve çikolatayı, tatlıyı bilmesin. Çocuk cips yemesin. Bunlar sağlıklı şeyler değil. İnsan acıyor ama oradan. Bakıyor zaten, böyle. Yavru köpek bakışı gibi. Ama bakıp böyle. Her zaman söylerim ben. Eğer küçükken acırsanız ileride çok üzülürsünüz. Hatta bana inanmayacaksın Cidem. Öyle kızlar geliyor ki 17-16 yaşında ben diyor hep annem yüzünden kilo aldım diyor. Bana zamanında çocukken öğretmedi diyor. Zamanında beni durdurmadı diyor. Ben bilmiyordum diyor. Gerçekten bunu birebir önümde yaşıyorum Cidem. Vallahi ben şeyi düşünüyorum bazen doğruyu söylemek gerekirse. Ben eminim bir izleyicilerimizin birçoğu da benim gibi düşünüyor olabilir. Düşünmüyor da olabilir. Herkes senin gibi düşünmeyebilir. O da olabilir. Doğru. Ama mesela çocuk olduğunda bakıyorsunuz şey diyorsun. Ama şimdi yesin. Nasıl olsa hani aklı kestiğinde hayatına kızlarımızlar falan girmeye başlayacağında erkek çocukları için veya kız çocukları için ne bileyim böyle hani o ergen dönemleri geldiğinde kendi kendine zaten dikkat edecektir, kilosunu verecektir, belki spora gidecektir falan. Hele erkek çocukları çok hareketli oluyor. Yani o böyle sanki affedilir bir şeymiş gibi geliyor. Olmuyor mu? Hemen bunu açıklıyorum. Şimdi, aman keşke sormasaydım. Bizim derimizin altında böyle bu şekilde yuvarlak yağ hücrelerimiz var. Tamam. Özellikle 17-18 yaşına kadar bu yağ hücreleri sen kilo aldığın sürece Çiğdem büyümeye başlar ve ayrıyeten bunlar çoğalmaya da başlar. Bu çoğalan yağ hücrelerini biz asla vücuttan atamıyoruz. Bunlar her zaman bizim vücudumuzda kalıyor. Hı. Ve bizim 17-18 yaşına kadar aldığımız kilo ileride bizim kilo olmamızı bir göstergesi oluyor. O yüzden çocukluk, ergenlik dönemine kadar alınan kilolar en tehlikeli kilolar. Yetişkinlikte biz kilo aldığımız zaman 20-22 yaşından sonra kilo aldığımız zaman o yağ hücresi sadece büyür, kilo verdiğimiz zaman tekrardan küçülür. Ama bu çocukluk döneminde hem büyür hem de çoğalacağız. Ve o çoğalan yağ hücresini biz atamıyoruz vücudumuzdan. Demek istediğim o. O yüzden çocukluk döneminde alınan kilolar aslında en tehlikeli kilolar. Ben bunu gelen herkese anlatmaya çalışıyorum. Çocukken kilo alınmaması gerekir. Çocukken alınan kiloların ileride gerçekten sağlığımız açısından çok büyük tehditleri vardır. O yüzden zaten gitgide bütün dünya kilolu hale gelmeye başladı. Çünkü çocukken önlemini almadığımız için ileride zaten yetişkinlik dönemlerinde kilolu bir insanız zaten. Bunun önüne geçemiyoruz artık belli bir süre sonra. Ben görüyorum mesela bazı çocukları böyleler. Fotoğraflarını görüyorum. Küçükken böyle çirpi gibiler. Büyüyünce çok kilolu oluyorlar. İşte. Çocukluk o nasıl oluyor? Ama işte büyürken dediğin o süreç belki ergenlik döneminde almıştır. Belki 15-16-17 yaşlarında almıştır. Artık ondan sonra kilo olmuştur. Anladım. Yani o tamamen aslında ailenin alışkanlığı. Tamamen aile bunu yapıyor. Geçen bir çocuk geldi bize. Aile İngiltere'de yaşıyor ve İngiltere'de beslenme sistemi çok farklı. Okulda ara öğün yaptırmıyorlar çocuklara. Sabah çocuk 6'da kahvaltısını yapıyor, 12'de öğlen yemeği. Çocuk artık 4'te eve geliyor. Teneffüs yok, teneffüslerde bir şey yok. Çok acayip bir sistem. Çocuk tabii ki geldiği gibi doğal olarak saldırıyor. Anne de acıyor tabii ki dolayısıyla. O saat 4:30-5 yemek yediriyor çocuğa. Dönüyor çocuk tekrardan akşam 7'de bir daha acıkıyor. Tekrar yine yemek tüketiyor. Düşünsene günde 3 öğün kahvaltıyla beraber 4 ana öğün tüketen bir çocuk. Bu çocuk daha 7-8 yaşında ve göbek çıkıyor. Orhan, salatalık ve domates sınırsız bir şekilde tüketilebilir tabii, mi? Tabii, sıfır. Hiç kalorisi. Hiçbir şeyleri yok sıfır, mu? Sıfır, hiç kalorisi yok Çiğdem. Hiç kalorisi yok biz onlara. Ama tabii ki zamanla tüketin diyorum ben her zaman. Domates salatalığı. Çünkü zehirli olabilir değil mi? Yani hormonlu olabilir. Çünkü ben her zaman uyarırım. Her şeyi zamanla tüketin derim. Artık öyle bir ülke demeyelim. Öyle bir dünyadayız ki. Gerçekten hormon ilaçları kullanıyor. Bu aşikar, bunu artık herkes biliyor. O yüzden ben de diyorum ki her şey zamanında. Enginar bu dönemden sonra tüketilmesi gerekir. Domates yaz dönem tüketilmesi gerekir. Çilek yaz dönem tüketilmesi salatalık gerekir. Salatalık yine yaz dönemi. Yani, benim yediğim salatalıklarla o zaman ondan kiloluyor. Aslında bir bildirge yayınlamamız gerekir. Ben her zaman onu söylüyorum aslında. Bu diyet senebilli olarak da hatta bunu çıkıp da yayınlarda hatta belki kamuspot olarak da işte hangi besin ne zaman şey çıktığına dair. Unuttuk çünkü. Geçen unuttuk. İnsanlar bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Bazen ben bile şüpheye giriyorum. Ne zaman diyor diyorum bunun şeyi tam zamanı diye ben bile. Çünkü her zaman görüyoruz.
Ben kendimden örnek vereyim. Üniversiteye kadar ben domatesin ne zaman çıktığını bilmiyordum. Üniversite döneminde öğrendim domatesin hangi dönemlerde çıktığını, yani enginden hangi zamanda çıktığını. Çünkü her zaman önümüzde var. Evet, bir difrizimizde var. Her zaman önümüzde var. Seracılıktan kesinlikle çıkan şeyler yani, var. Her zaman önümüzde var. Tabii ki söyleyemeyiz illaki de hepsinin hormonlu olduğu ama yüksek ihtimalle çoğu hormonludur. Yani evet. Bunun önüne geçilemez. Bu ki Avrupa Birliği'nde bile bu oluyor. Avrupa Birliği ülkelerde dahi izleyeceğimiz, giden mutlaka izleyeceğimiz vardır. Gidip marketlere baksınlar, yazar. Organik domates fiyatı bu. Doğal domates fiyatı bu. Hormon domates fiyatı bu. İstediğini evet. Seç. Adamlar ama diyor ki paran varsa git organiye al yaşa, paran yoksa git ormanlığa al. Aynen öyle, çok ilginç bir şey ama. Yavaş yavaş öyle hatta. Yavaş yavaş öyle. Ama tabii Avrupa'da şeydir de yani nereden alındığı, kimden alındığı her evet. Şey detaylı aynen, bir şekilde bravo. Yazar. O çok güzel bir şey. Ben onu aslında sürekli söylüyorum. Belki ileride inşallah bizde de böyle bir şey olur. Lazım. Yani bir markete gittiğinizde her markette hangi besin, işte atıyorum elma, elmayı kim üretmiş diye üzerine bir marka yapıştırmışlar ve üreticinin ismi yazıyor. Tabii. Denetlemeye geldiklerinde işte ya belediyenin ya işte atıyorum Sağlık Bakanlığı'ndan hemen bakarlar. Hormon eğer kalıntısı bulunursa o şirkete ceza kesilir. Ve bu aslında diğer işini düzgün yapan üreticileri de koruyan bir sistemdir aynı zamanda. Mesela bizde zaman zaman işte üzümle ilgili hani renkli meyveleri tüketin evet, bu önemli evet. Demiştin ya. Evet. Mesela üzümle ilgili bir haber çıkar. Mesela. Diğer tüm üreticiler de bundan etkilenir. İşini temiz yapan insanlar dahi etkilenir. Çok neden? Ama şimdi mesela haberi yapmasan olmaz. Vatandaşı evet. Bilgilendirmesen. Evet. Yapsan olmaz. Yani evet. Diğerlerine zarar. O yüzden bu etiket olayı bizim çok ülkemizde önemli. Çok önemli. Belki hal yasasıyla birlikte evet. Bu da gelir. Çok önemli. 2016'da bunu da bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Bu gerçekten çok önemli bir şey atılmalı bizim ülkemizin içinde. Çünkü gerçekten çok sorunlar yaşıyoruz. Sen de görüyorsun artık bu kötü hastalıkların, kanser vakalarının çok arttığı artık bir evet. Dönemdeyiz. Ve bunların bir an önce önlem alınması gerekiyor. Çünkü gerçekten ülkemizde sağlık problemi çok yaşayan insanımız var. Bu kadar küçük bir toplumda bu kadar sağlık probleminin olması bir soru işareti mutlaka. Ben tabii ki her zaman derim savaş kalıntılarıdır, işte toprağın savaştan kalma zehirlenmesidir, işte biliyorsun yaralanma ömrüdür, bu vücut bu topraktaki toksiklerin atılımının belki 20 sene 30 sene alması bunlar etkendir tabii ki bu kansere karşı oluşumun artmasında ama yediklerimiz içtiklerimiz de çok önemli. Evet. Yani üreticimizin de birazcık daha hassasiyet, daha dikkat etmesi gerekir. Vallahi Orhan benim içimden hep ne geliyor biliyor musun? Böyle zehirli bir şey çıktığı zaman bir de piyasaya sürmüşlerse bunu ve Tarım Bakanlığı'nın uhdesinde veya belediye yakalamışsa ve toplatmışsa gidip o üreticiye oturtup karşısına yediresim geliyor ona böyle tek akşama kadar tüm ürettiklerini. Hep böyle ben farklı fikirlerim var. Fark ettim. İyi ki ben yönetimde falan. İyi ki sen yönetimde falan değilsin yoksa. Gerçekten %50'sini temizlemiştim şimdiye kadar bunların. Çok ilginç. Gerçekten çok şaşırıyorum ben de yani. Ben vicdan zaman söylerim, meselesi ya. Sen bilmiyorum kendi ailesi yemiyor mu ya da yok kendi... Var öyle insanlar. Kendi etrafındakileri bunu yemeyin falan diyen insanlar böyle terbiyesizler bile var. Kaya Dikkaya, Çiğdem Hanım size çalar saat almak gerekiyormuş. Orhan Bey onu söyledi galiba. Kaya, elbet bir yerde görürüm seni bak. Bir de Orhan Bey'e sorarsanız, her gün maydanoz yiyorum, idrar söktürmedi. Acaba lahmacunun içine sararak yememden kaynaklanabiliyor olabilir mi? Çok güzel. Olabilir. Çok güzel. Değil mi? O, yok, alakası yok. Alakası yok. Dalga mı geçse benimle? İyi olmuş neyse bizi güldürdün Kaya. Teşekkür ederiz. Ne, biz mi güldüreceğiz sana değil mi? Birazdan onu hallediyorsunuz. Ömer de bize şey göndermiş. Ömer Bey'e de bakalım. Ömer. Orhan Bey bir tanedir demiş. Ömer Alaçam hastan mı? Evet. Danışanın evet. Mı? Çok selamlar. Ömer Bey'e buradan çok selam ediyoruz. Ama evet. O da çok kilo verdi. Evet. Dur bakayım. Ömer Bey kilo verdi ama daha vermesi gerekiyor aslında. Bakıyorum fotoğraf. Hemen profile girip inceliyorum Ömer. Özellikle biz Bilge ile çok uğraşıyoruz. Bilge'yi zayıflatmak için Ömer Bey'in oğlu. Ha, ben şahsen evet, şey buradan yapıyorum hep selamlar ama Bilge'ye Facebook'tan de. Takipçilerimiz. Evet. Çok uğraşıyoruz. Bilge ile çok uğraşıyoruz. Bilmiyorum. Bu aralar görmedim. İnşallah çok kilo olmamıştır. Bu size sevgili Ömer. Bak Orhan aslında bir gönderme yapıyor evet, sana. Evet. Mustafa Kaçar, Vural Kartal bize onlar da günaydın diyenler arasında teşekkür ediyoruz. Atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Yeni yıl artık giriyoruz. Burada sayılı dakikalar, saatler kalı diyelim. Buradan herkese şimdiden yeni yıllarını kutluyoruz ama bu yeni yıla
Her zaman ben şeyim, yani yeni yılla beraber inşallah daha bir böyle insanlar kendilerine bakar, daha bir hayatlarını ciddiye alırlar, daha böyle sağlıklı hayat geçirmek için biraz daha kaliteli beslenirler, biraz daha hareket yerel hayatlarına. Çünkü çok hareketsiz bir toplum olduk Cidem, inanılmaz hareketsiz bir toplum olduk. Her şeyimizi arabayla yapıyoruz, her gideceğimiz yerin en önüne park ediyoruz. Aman 10 adım atmayayım, 20 adım atmayayım diye ta ki gideceğimiz yerin giriş kapısına kadar gidiyoruz. O yüzden ben her zaman söylüyorum, birazcık hareket edelim, birazcık artık yani kendimize bakmamız zamanı geldi. Özellikle bu yeni yılla beraber, belki 2016'da beraber daha hareketli bir sene geçiririz diyorum. Ne yapalım o zaman? Koşarak mı gidelim? Koşalım, bisiklet sürelim. Çok da güzel doğamız var bizim. Müthiş bisiklet güzel bir doğamız sürecek var. Yol var da bisiklet süreceğiz. Tamam Çiğdem, illa ki de onlara. Ezilelim de tamam, bir çok yerde. Çok doğrudur. Tamam, ben de onu söylüyorum. Benim de bisikletim var, ben asla yolda sürmem. Alırım Çiğdem, giderim arkada. Alayköy ovaları var ya biliyorsun, arka tarafta. Köpekler de parçalayacak seni, yok, orada köpek, manduralar da vardır. Hiç köpek yok, merak etme, hiç köpek yok. Onun da taktiği vardı, sen merak etme, seyirciler bilir onu. Köpek çıktı mı hemen inersin bisikletten Çiğdem. Bisikletin araya korsun köpekle. Köpek sana hiçbir şey olmaz. Gerçekten mi? Aynen, onun da sistemi var. Sen yaşadın mı böyle bir şey? Yaşadım, bir kere başıma gelmiş. Ne yaptı, nasıl oldu? Bir kere Karpaz'a gitmiştik, hiç unutmuyorum. Baya böyle 40-50 kilometre falan sürmüştük arkadaşlar, bir 3-4 sene evvel. Köpek çıkıyor ve biz alıp bisikleti araya koyuyoruz ki engelleyelim köpeğimize saldırmasını. Aa. Evet, onun da etkisi var. Bunu ilk kez hatta, duydum. Evet, hatta daha da komiği var, hiç unutmuyorum. Bir arkadaşım şey almıştı, köpek kovmak için şey olur ya, insan kulağının duymadığı bir ses seviyesinde bir tiz ses çıkarır. Onu alır, onu uygular, işe yaramaz, köpek saldırır kaça kaça. Gerçekten. Aynen öyle, aynen öyle. İşe yaramadığını görür. Köpek de sağırlık falan var. Öncesinde denemen lazım demiştim ben de. O yüzden yani bisiklet gerçekten bizim ülkemizde çok güzel bir doğamız var. Süper bir doğamız var. Yani beş parmaklar olsun, Karpaz bölgesi olsun, Akdeniz köyü, bilmiyorum hiç o taraflarda, o ormanlıklar, orada çok güzel bisiklet alanlar var. Gidip oralara sürelim. Dediğim gibi Alayköy, Lefkoşa alıysak Alayköy taraflar. Belki ben hatta onu bir kere yapmıştım. Hamitköy'den Haspolat arka taraflarından. Çok güzel, mis gibi yerler var. Yani böyle illaki de yolda sürmeye gerek yok. Ben de yolda sürmüyorum. Arkadaşlarla çıktığımızda yoldan sürmem diyorum ben de. Tabii bizde uçan arabalar kesin var biliyorsun. Amerika'nın önündeyiz bu konuda. Biz Çin'in, Japon'un falan. Böyle uçuyor bizim arabalar zaten. Yani gerçekten çok güzel yerlerimiz var. Çok güzel doğamız var. O yüzden yani istediğimiz zaman aslında bunu yapabiliriz. Tamam, anlaştık. Anlaştık, biraz hareket. Sen sür. Biraz hareket, anlaştık. Yalnız benim cevabı duydun, sen sür, anlaştık. Sen sür. Sen sür, tamam. Ama sıkıntı yok yani. Ama biz de Diyalog gazetesi olarak herkesi her yıl bisiklet sahibi yapıyoruz. Farkındayım, çok güzel bir şey. Yani, çok güzel bir şey. O yüzden gerek bize bu bisikleti veren Ney Bisikletçi'ye de bu arada tekrar teşekkür etmiş olalım. Yeri gelmişken evet, herkesin hakkını vermek lazım. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ama bugün sen Diyalog al mutlaka, tamam mı? Evet. Senin için özel paket hazırladım ben. Bugün bu sen mi hazırladın paketi? Allah Allah. Bir tanesini ben yaptım. Allah Allah, hangisini? İşte içine koydum onlardan. Hadi gördün bakalım. Çiğdem sen işleri büyüttün artık bundan sonra. Sen artık bundan sonra işi büyüttün. Sen yemezsin onu şimdi. Yılbaşına paket almak için bakan, müsteşar ya da müdür olmanıza gerek yok. Bravo, Diyalog okuyun yeter. Çok güzel. İçindekileri gördün mü? Vallahi güzel. Gördüm, gayet kalorili şeyler de var. Ne o, kruvasan mı kruvasan da aldın? Evet, sen mi koydun? Onu sen mi koydun? Aynen. Sen de Yorhan, gerçekten. Tamam, bir ben günlük. De, tamam. Ben de alacağım, ben de yiyeceğim. Tamam, tamam, anlaştık. Herkes de yesin bugün, tamam, benden evet. Madem Çiğdem hazırlamış, Çiğdem hazırlamışsa yenmesi gerekir. Afiyet olsun. Peki, mutlu yıllar dileyelim istersen. Evet. Sünemizin sonuna buradan geldik. Buradan herkese iyi seneler, mutlu yıllar diyoruz. İnşallah 2016 yılının hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Sağlıklı, daha zayıf ve daha hareketli bir 2016 dileğiyle. 2016'da birlikte olacağımızı söylemedin haftada, tamam, bir evet. Gün olsun. Tamam, evet. Artık evet, o da ayrı mesele. 2016 yılında artık ben bundan sonra. Ben onu bekliyorum, öyle söyleyecektim. Artık 2016 yılında bundan sonra değişik konu ve konuklarla, farklı konularla, özellikle farklı yerlere çekimler yapacağız. 2016'da inşallah haftada bir kere böyle değişik bir program sunmak için uğraşacağız sizlere. Seni bisiklet sürerken de çekelim mi? Aslında o da olabilir. Bisikletçilerle beraber de program yapabiliriz. Ben artık arkanızdan koşarım. Bisiklet kullanmayı bilmediğim için.
Sen arabayla gelirsin Çiğdem. Şey yapın bana böyle, yan tarafınıza motorlarda olur ya böyle koyun. Olabilir. Ben orada oturayım, siz çok kullanın. Güzel. Tamam, okey, o da güzel. Öyle bir şey var mı acaba? Olur ya, olur, olur. Koca sepetliler falan var. Sen arabayla gelirsin ya, sorun değil. Tamam. Sen arabayla bir süre sürerim, sen arabayla gelirsin artık. Kaç kilometre sürdüğümüzü hesaplarsın. Bir de indikten sonra şey, ay çok yoruldum çok ya. Yorucu. Gerçekten yorucuymuş anne. Araba kullanmak da zor. Araba kullanmak da zor. Ben bildiğin efor harcıyorum araba kullanırken ya. Gerçekten. Ama onun da kalorisi var. Onlara kalori yakıyorsun sen. Yani ben trafikte giderken böyle her şeyi sinirlenmekten, önüme çıkan tuhaf şeylerden kaçmaktan, kırmızıda geçen insanlardan korunmaktan, bildiğin efor harcıyorum. Direksiyon tutmaktan böyle sıkı sıkı. Onun da psikolojisi sıkı. Zor. Çok zor. Çok zor ya. Çok stres altında oluyorum. Çok baskı altında oluyorum araba sürerken ben. Bizim memlekette böyle. Öyle öyle, gerçekten öyle. Peki öğrendim. Görüşürüz o zaman. Peki, haftaya görüşmek üzere. Oldu, bay bay falan demiş. Ben kaçıyorum, hadi görüşürüz. Değerli izleyenler, bugün de birlikteliğimizi noktalıyoruz. 2015 yılının son programıydı. Güne merhaba adına. Yeniden yarın sabah yeni bir yılda 2016 yılında görüşeceğiz efendim. Güne merhaba demek için yarınlık programı saat 10'da başlayacak. Onu söyleyelim. Yani senenin son şeyi bende mi? Evet. Oo, çok güzel. 2015'in son güne merhabası bende bitiyor. Çok evet. Sevindim. Sağ ol. Çok sevindim. Sana özen yaptık. Kayıtlara geçsin bu. Kayıtlara geçsin. 2016'da durumu kurtarabilmek için sözleşme paylaşmışlar. Evet. Efendim, görüşmek temennisiyle yüzünüz hep gülsün. Hoşçakalın.